Bu ticari faillerden bir tanesi, devrimsel niteliklerdeki ticari ürünlerden bir tanesi bence dünya tarihinde, antibiyotikten sonra belki. Çünkü biliyorsunuz geçen sene, 2 sene önce hani antibiyotik geçen yüzyılın en büyük buluşu olarak ilan edildi. Bence bu da en az olduğu kadar önemli bir buluş. Çünkü ilk defa insanoğlu başka kendisine ait bir proteini başka bir organizmada üretip onu kendi sağlık problemleri için kullanmayı becerebildi. Bu proteinin adı insülin. İnsülin daha biliyorsunuz hem tip 1 hem tip 2 diyabet için kullanılan bir hormon esasında. Küçük bir protein. Yaklaşık 150 amino asit yanlış hatırlamıyorsam boyutunda. Daha önce kimyasal olarak onlarca kez sentezlenmeye çalışılmış. Özellikle bununla ilgili çok güzel bir hikaye var. 107 Kimya Öyküsü diye bir tane önceden bastığı bir kitap var. Tavsiye ederim. Bulabilirseniz bulun, alın, okuyun. Onun içerisinde bununla ilgili nasıl uğraştıklarını, nasıl o 160 amino asit bir araya getirmek için canla başla çırpındıklarını ama sonunda çok da aktif olmayan bir polipeptit elde ettiklerini görürsünüz. Oysa ki bu bir organizma için yapması oldukça basit bir protein. Ve rekombinant DNA teknolojisi adını verdiğimiz DNA'nın başka bir genin fonksiyonel, yani büyük proteini kodlayan bir gen parçasının insandaki pankreastaki Langerhans alıcıklarından alıp bir bakterinin içerisine aktarılmasıyla elde edilen bir ürün bu esasında. Aynı insan insülini yapıyor. Aynı özelliklere sahip. Bundan önce nasıl yapılıyordu? Bundan önce hayvanlardan izole ediliyordu. Özellikle domuz, keçi ve şeylerden, büyükbaş başka hayvanlardan izole ediliyordu. Ama buradaki sıkıntısı onların hepsinin pankreasından elde edebileceğiniz insülin miktarı çok az. Ancak siz ilk defa burada ve bu yüzden insülin daha pahalı bir üründü. Yani bu noktadan sonra artık şu anda mesela şimdi insülin biliyorsunuz hani oldukça ucuz, erişilebilir. En belki kritik şey kelime bu. Erişilebilir halde şu anda. Ve bunu da biz genetik mühendisliğine borçluyuz. Buradaki yapılan şey bahsettiğim gibi gen alıyoruz. Bir bakterinin içerisinde spesifik bizim plazmid adını verdiğimiz yuvarlak bir DNA molekülü var. Onun içerisine koyuyoruz. Bakterinin içerisindeki özel makine bunu okuyor. O geni çözüyor. Çözdükten sonra ilgili amino asitleri bir araya getiriyor. Getirdikten sonra 2 tane zincir oluşturuyor. Oluşturulan bu zincirler yine orada bir kimyasal basamak kullanılarak bir araya getiriliyor ve son ürün oluşturuluyor. Bu aralar hani biliyorsunuz böyle genetik mühendisliğin çok kötü bir şey olduğuyla ilgili bir inanış var. Genetik mühendisi olmasaydı bugün pek çok diyabet hastası çok büyük ihtimalle bu ilaca ulaşamıyor olacaktı ve sadece bu ilaç değil, pek çok ilaç var. Şu anda biliyorsunuz bizim ülkemizde de sürekli çağrılar açılıyor bununla ilgili. Bunu üretebilelim diye. Bunun üzerindeki ilk yapan firma Genentech, biyoteknoloji firması Amerika'da, Kaliforniya'da. Oldukça 1984 senesinde bu ürünü piyasaya çıkarıyorlar ve Eli Lilly firmasını da lisanslıyorlar. Benim babam da diyabet hastası, o bakımdan çok biliyorum yani hani şeyinin bütün çok ilginçime gitmişti açıkçası ilkokulumda hani bu bakterinin ürettiğini. Çünkü burasında yazmıyor ama içerisindeki şeyde eğer varsa ailenizde açıp okursanız bakteri tarafı, E. coli tarafından üretilmiştir şeklinde bir cümle yazar içerisinde.